8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Nev Kitap Yayınları sayfa 48. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Nev Kitap Yayınları sayfa 48. Arkadaşlarınızla zekit konusunda öğrendiklerinizi 5 nebika, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim formülüyle değerlendiriniz. Cevap: Ne zekat nedir? Üzerine şartlar bulunduğu takdirde zekata kimsenin fakir olan Müslümanlara vermek zorunda olduğu mal. Nerede? Zekat ayeti nerede inmiştir? Medine'de inmiştir. Ne zaman? Zekat ayeti ne zaman inmiştir? Hicretin ikinci yılında inmiştir. Nasıl? Zekat toplumun düzenini nasıl korur? Birçok sebebi olmakla beraber kısaca özetlersek fakir olan Müslümanlar başka insanlara muhtaç olmadan bu zekat ile gereksinimlerini karşılar ve toplumda ihtiyaç karşılayabilmek için oluşabilecek gayrimeşru yollar önlenmiş olur. Niçin? Zekat niçin insanlara fayda sağlar? Birçok sebebi olmakla beraber toplumun düzenini sağlamak ve maddi dağılımı eşitlemek içindir. Asıl sebebini Allah bilir. Kim? Zekat kimlere verilir? Açıklaması olmakla beraber kısaca ifade edersek, zekat fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolculara ve Allah toplumdakilere verilir. Sizce zekit ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Yardım yapan insanlar cimri olmazlar. Zengin insanlar sadaka ve zekat verdikleri için yoksullar tarafından onlara karşı hasetlik duyguları ortadan kalkar. Zenginlerin bencillik duygular azalır. Zenginlerin mal, servet hırslarına kapılmalarını engeller. Yardım yapan kişiler üzerinde manevi olarak duygular artar. İnsanlara sevap yapma hissi onların iç dünyalarında huzur bulmalarını sağlar. Zekat zekatı farz kıldı Allah. Zengin kullar versin diye. Yoksulların yüzü gülsün. Mutluluğa ersin diye zekit, sadaka ve fitre. Bizi davet eder şükre. Hem zengini cimri yapmaz. Hem huzur sağlar fakire, sosyal yardım, dayanışma. Bir toplumun temelidir. Müminlerin kaynaşması. Rabbimizin emelidir. Üzeyir Gündüz, Diyanet Çocuk Dergisi, Ankara, 1995, S. 25. Şiirde zekit ve sadakanın hangi bireysel ve toplumsal faydaları vurgulanmaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyerek değerlendiriniz. Cevap: Yoksullara yardım. Yoksullara mutlu etme. Şükür etme. Huzur sağlar. Toplumun kaynaşmasını sağlar. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 48 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.